Arda artık iyi misin? İyi miyim? Çok iyiyim. Ya öyle yansıyor da insanlar çok tedirgin oluyor hani kötü şeyler mi yaşıyorum? Çok kötü hani çok koyu şeyler mi diye o hissi aldım ama öyle değil. Yani anneme yani ben hayatımda bir kere böyle bir şey yaşadım. Annemle hiç tartışmam yani o her zaman saygı duyuyorum. Ve annemle bir kere o öfkeden öldüreceğim seni dedim. Annem de Öfkenin sebebi kızdı. neydi? Ya şimdi o da bana öyle bakıyor gibiydi. Çünkü o dönemde üzerimde çok fazla bakışı vardı. Ben kendi kendimi bulmaya çalışıyordum. Hani nasıl bir kazanma sürecine girerim? Nasıl bir değişim olur? Ya da kendimi mi geliştireceğim? Bir Olgunlaşacak mıyım? mücadele içindeydin Ha bir yani. mücadele yani. O mücadelenin Bu alt çizgileri bunlar. mücadelede yanında yasaklı madde kullanıyor muydun? Hayır. Hayır, Öyle acaba şey. ondan da halüsinasyon görüp herkesi düşman da Hayır, öyle görebilirsin değil. ya. Düşman Toplumsal bir ya şöyle sarsıntı yaşamış yaşadıklarınızla ilgili olmasa hani gerçekten yaşadıklarınızla ilgili olmasa düşünce sizde oluşmaz. Öyle bir şey mı? yoktur yani. Bence Yani toplumsal bir sarsıntı yaşadım. Ve ona bağlı olarak gelişti bütün bunlar. Yani şöyle, herkesin sana karşı olduğunu ve insanlar sana bir takım hareketler yapmaya başladı. Bu fazlalaşınca bunu alt edemedin. Olabilir o mi? kadar da önemli değil ya. Sadece mesleki açıdan öne geçme çabaları, işte yarışlar falan. Ama o senin moralini bozdu sonuç Ama olarak. haksız bir mücadele insanın moralini bozuyor. Yani tam bir şeyleri başardım diyeceğim. Hani kendim için mesela bir plan yapıyorum. Bir karar veriyorum. Tam bir noktaya geliyorum. O noktada bir şey başaracağım. Çok güzel. Beni çok motive eden bir şey. Hemen bir şey yapılıyor. Engel olunuyor. Sen Bu onu demoralize alt et. ediyor yani. Ha, O kadar oradakiler. güçlü değilim ama yani 24 yaşında falan. Evet, çok Bir de küçük. Mesela burcun yalnız ne? Burcum Koç. Ben de koçum. Aa, Kaç halbuki bu Nisan? 12 Nisan. 12 Ben de Nisan. altı. Ben Kadın erkek değişiyor mu? Yükselen değişebilir. Yani ben de çok duygusalım. Benim de moralim bozulur. Ama Ama ben yenilmeyi hiç sevmediğim için ben onun karşımdaki yenene kadar devam ederim ben. Yani bende de böyle bir şey var. Ama Arda o anne baba ayrı mı büyüdün? ayrı bir yıl, evet. Ne zaman Ne ayrıldılar? zaman? Ben 14 yaşındayken falan. Şimdi Ergenlik bunu çok zor zamanı. kabul ediyor koç burçlarındakiler de mesela. Yani aslında çocuklar da anne baba ayrı olduğu zaman, annenin hayatına yeniden birisi girdiği zaman, babanın hayatına girebilir ama annenin hayatına girmeyi mesela ben hiç kabul etmedim hayatım boyunca. Annemin hayatına Yani kimse girmedi ya, o da yanlış anlaşılma. Yani orada bir babamın kendini öyle hissetmesiydi. Yani bir başka erkekle erkeği üstün gördüğü mü bir üstün şey gördüğü değil değil. Yani bilirsin şimdi ya. biriyle tanışıldı bir şekilde yani tamamen Normal. hayata dair şeyler. Biriyle tanışıldı. Babamın kendini eksik hissetmesi kendi kendine de oldu. Yani ben annemin hani oradaki duyguları aslında normal. Kadınların o bakışları Normal. normaldir ama erkekler işte biraz fazla duygusal olup konuyu kendilerine döndürüp içlerine döndürüyorlar. Ya ben de böyle şeyler yaşıyorum. İçselleştiriyorlar. Mesela sevgilim, kız arkadaşım hani birine baktığı zaman bir şey görebildiği zaman bir beğeni olduğu zaman ki bunlar normal şeyler. İnsanlar birbirini beğenmelidir yani. Hani birine engel olup onu Tabii ki. beğenme, öyle Peki davranma anne değil. mutsuz bir kadın mıydı evde? Çünkü genelde kocasından ayrılan kadınlar mutsuz oluyor. Mutsuz olunca da çocuklar da mutsuz yetişiyor. Acaba bu yansıdı mı sana? Mesela bana yansımıştı. Yok, Sana ben yansıdı mı? mutluydum ya. Arda başka Mutsuzdum. kardeşin var mı? Var. 30 Ne yaşında yapar? Bir. O da bir şirkette çalışıyor. Oradan yükselmek istiyor Oyunculukla falan. alakası Oyunculukla yok. alakası yok. O normal. Peki Yakışıklı benim mı? anlamak istediğim şey hani akıl hastanesine yattım ve rehabilitasyon gördüm. 20 gün falan. 20 gün. Ha, yasaklı maddeden dolayı mı? Ben o kadar kötü biri değilim ya. O kadar Ay, yanlış yasaklı madde kullanmadığı öyle için değil. O aksettirildi. anlamda söylemiyorum. Yani hangi yönden ruhun acıdı da gittin onu anlamaya çalışıyorum Yani ben. işte psikozun Ya da ne tanık bendeki oydular sana? psikoz ve tanımlanamamış şizofren. Yani şizofren şöyle oluyor. Yoksa kötü olduğun için olur Hayır. mu? Şizofren mesela hayal görmekle kendi hayallerini yaratmakla ilgili bir şey ama şöyle bendeki tanımlanamayan yani normal bir şizofren değil bendeki şu yani yaşamın var ettiği gerçekleri sevmiyorsam onların İster yerine istemez kabul etmiyorum. Başka bir şey kabul yaratıyorsun. etmiyorum kendi yarattığım bir dünyada var olup o yarattığım tavırlar o sözler o davranışlar Sen oraya doğru yürüyüş acıyı, dramı mı yok saydı, sevmiyorsun? yatsıdı, Evet. inkar ettin. Acıyı severim. Sever misin? Severim acıyı çünkü acı çok şey anlatıyor Tabii insana. çok da Ama büyümeni tamamen sağlıyor duyarsız belki. olmak, tamamen de mutlu Umursamazlık olmak değil. bana biraz şey geliyor. Yani mutluluk var ama acıda da var. Hani acı çekerken Tabii bazen ki. insanlar içki içerken falan da olur bir aşk.
bir evet, Seren'e de biz bazı konularda tanı koyamıyoruz. Özellikle aşk konusunda. O da acı çekiyor. Ama ben de çok yakın bir zamana kadar sevilmenin ve sevmenin acıdan evet. geçtiğini düşünürdüm. Ben de acıdan geçerdim. Evet, çünkü her acımanın ne kadar büyük aşk olduğunu düşünürdüm. Ama aslında öyle değilmiş. Yani evet. O üzülmek, illa acıtılmak, sevilmek demek değilmiş yani. Düşünülmek sevmen, beni düşünen mesela, beni iyi hissettiren, huzur veren de beni sevebiliyormuş. Mesela Seren bunu çok yeni öğrendi değil mi? Yani. Seren neredeyse 2 yıldır falan yeni öğrendin. Yani. Sen peki o süreçte bunları geçebileceğini, bu sınavlardan geçebileceğini, aslında gerçek hayatın başka bir şeyler olduğunu ne zaman öğrendin? Ya da hiç ya öyle şöyle. Ekleyeyim üstüne, hiç öyle bir kadın arkadaşın oldu mu, kız arkadaşın sonra? Ben nişanlım bile oldu diye biliyorum. Hayır hayır, uzak kaldım biraz ben. Ya şöyle, çok önemli şeyler gibi görünüyor. Aslında hayatta her şey önemli derim ama içinde yaşayan insan için çok basit de olabiliyor yani, aşılır, geçilir. Çünkü ben mesela farklı kültürlerden beslenmeye de yönelmiştim. Ne bileyim, bir düşünürün aklından neler geçebilir, varoluşçu düşünce, spiritüel enerji, ilgilendiğim noktalardı, konulardı. Yani birçok düşünceye ulaşmak, birçok belki farklı kültürlerin içine girip onlarla ilgili aygılara ulaşmak falan, toplumu tanımak adına, halkı tanımak adına, mesleki açıdan da bunları yapıyordum. Kendimi geliştirmek adına da. Ona uygun ama, bir kız arkadaş buldun mu mesela, hayır, birlikte yürüyebileceğin? Uygun aramam ya, hissettiğim gibidir. Yani uygun birini aramam. Bence şu anda Arda'nın en önemli, yani ben eğer Koç burcunu tanıyorsam biraz da Arda'yı da gözlemledim. Gülümsediğine göre bazı şeyleri kendinde bulduğunu evet. tahmin evet. ediyorum. Şöyle, bizle anlaşmak hem çok kolay hem de çok zordur. Çünkü yani herkesin bir sınırları var. Ve Arda'yı iyileştirecek ve daha iyi hissedecek tek şey başarı. Yani işine döndüğü evet. zaman ve işini yaptığı zaman ve moralini bozacak bir şey olmazsa o iş yerinde, oradan da gitmek ister. Moralini evet. bozan yerden de gitmek ister. Başarı çok büyük başarı ya. Çok önemli. Dönecek misin? Ben dönecek misin? Tabii ki, tabii kesinlikle yani, ben işimi yapmak istiyorum çünkü bütün meselem buydu aslında. Bütün psikolojimin bozulmasının sebebi. Çok güzel bir kalemim var. Çok iyi bir senarist olduğumu düşünüyorum. Vay, çok güzel. Çevremden de gözlemlediğim. Yani ben 24 yaşında bir film çektim sahne diye. Yönetmenliğin yarısını ben yaptım. İlk yönetmenliği öğrenme için bir destekleyici yönetmen arkadaşımdan rica etmiştim. Bir tiyatro sahnesinde geçiyordu. Hayat bir sahnedir. Hepimiz oyuncularız. Dekorları biz inşa ediyoruz. Var olan bütün dekorlar, binalar. Bizim eserimiz. Hepsini biz yaratıyoruz. Biz de içinde oynayan oyuncularız gibi bir bakış. Çok da güzel bir kurgusu vardı. Bir psikolojik gerilim türünde bir filmdi. Şimdi o filmi yaptığım zaman kendime çok bir özgüven kazandırdım. O senaryo beni çok etkilemişti. Farklı bir şekilde belki sinemanın dahi çocuğuna aday kendimi atıyordum. Yani çok daha gençtin çünkü. Tabii tabii, 24 yaşında film çekiyorum uzun metraj. O senaryoyu yazıyorum falan. Senaryo senin içindeki Filiz tabii, gittikçe şimdi büyüyor. Zaten diyor ya, yine her olur. Türlü düşüncelere sahibim. Her yola gidebiliyorum. Peki şimdi zaten senarist olmanın en büyük herhalde tabii, tabii, şeyleri. Onun işine çok alakalı tabii. Mesela sete gittin, döndün. Yine senin moralini bozmak isteyenler olacaktı. Her ortamda var. Ben şeyler yaşamadım yani, lütfen. Benim kimse setten moralimi bozmadı yani. Ama dedin ya, bir iki kişi için galiba öyle bir şey hatırlıyorum. Benim ben. Sadece şunu yaparlar. Canını sıkanlar oldu. Bana şunu yaparlar ama herkes değil. Bana her zaman benimle ışık atmak vardır. Hep benimle sen varsan ben de varım. Beğendikleri ya da ilginç bulundukları sözlerime karşılık sözler yaratılır falan. Ben bunları kafaya takmam ama büyük şeylerde kafaya taktıklarım. O büyük şeylerle mücadele etmem gerekiyordu. Ettim ama ne olduğunu insanlar da biliyor yani. Peki şimdi mesela mücadele yine aynı birisi olursa. İnsanlardı. Şu anda öyle bakmıyorum çünkü o kadar büyük bir mesele yaşayacağımı bir daha büyütecek zannetmiyorum. Belki sen insanları büyütme. Ben o kadar küçüktüm diyebilirim. Evet. Aynen, ha. İyi, süper. Annene karşı hırsın bitti mi? Anneme hırsım yok ki benim. Yok. Yani seni şikayet etmesi, hayır, veya seni yok. Polise annem vermesi haklı. Sana... Ya haklı. Yani bana bir ders veriyor. Annem öyle kriterleri yüksek bir kadındır. Hayatı öyle mi? Tabii. Ne iş yapar diye... Ses sanatçısıydı. Öyle mi? Söz, Türk sanat müziği sanatçısıydı. Şimdi annemle benim böyle bir şey yaşamam zaten enteresandı. Ama o psikolojik öfke bozukluğunda, yani ben annemi öldüreceğim için değil, annemi tabii. öldürmeyi tasarlamadım da yani tabii öyle ki. Bir şey de değil. Sadece... O söz onu incitti. Çünkü incitirdi. Yani çünkü anne herkes seni öldüreceğim.
denmez. Tabii, yani çok, düş çok yakamdan ağır. Da dedim. Bık benden bunların de. Bunların hepsi çok ağır ve hepsi eşdeğer biliyor musun? Yani öldüreceğim demekle düş yakamdan anne arasında hiç fark yok. Ay, işte bunlar için. İncitici şeyler. Pişman mısın? Tabii ki pişmanım yani. Pişman olmaz mıyım? Annemi çok severim ben. Annem başka erkeğe de babamdan üstünü görmüş değildir. Yani hayatım. O sözler öyle alınıyor mu? Pek öyle değil. Tabii. Yani kadınlar pek bunu yapmazlar. Ben kadınların doğaya ve yaşama olan saygılarına çok değer veririm. Yani kadın saygısı çok önemlidir. Onlar yerini biliyor. Erkekler sadece meseleleri farklı şeylere taşır. Ve öyle bir durum yaratırlar. Kadınlar da hep içinde kalır. Annen yani hayatta bilmiyorum. Değil mi? Hayat, evet. Görüşüyor musunuz? Görüşüyorsunuz. Bir problem yok. Arda bir menajerlik şirketiyle anlaşacak mısın? Şimdi yoksa yalnız mı ilerleyeceksin? Sakın yalnız ilerleme. Şu anda çünkü çok zor tabii, çok bir piyasa zor var. Bir piyasa. İyi, mesela teklif geldi mi hiç? Bu ara var. O kadar gündemdesin ki. Bazı görüşmelerim var. Arda Instagram adresi var. Kullanıyor musun? Kullanıyorum. Lütfen verelim Arda'nın sayfasını. Takip etmek isteyenler olacaktır. Lütfen söyler misin? Instagram Arda Kuran online olması gerekiyor ama. Bir bakalım. Cihat Arda ilgileniyor. Cihat ilgileniyor Instagram'da. Evet, Cihat da burada yok. Şimdi nasıl bulacağız? Arda Kural online. Enteresan bak, sosyal medya ile ilgili değil. Cihat ilgilendiği için her şeyini. Yani Arda Kural online evet. 255 bin 265 bin takipçin var. Harika. Buradan reklamlar falan. Bence güzel, her şey olabilir. Zaten bir menajerlik şirketin var. Benim menajerlik şirketim çalıştığın. Çalışacağım. Öyle gözüküyor. Var. Anlaşacağım menajerlik şirketim. Evet, yani bu senin sayfan doğru mu? Evet. Tamam, süper. Onu lütfen verelim. Arda Kural online. İlk proje ne istersin? Ne olsun istersin? Yani aksiyon karakteriyimdir aslında. En iyi yaptığım şeylerden biri. Savaş hani, sanatları üzerine hani böyle filmler. Bir diziler, filmler tekrar ama uyarlanıyor ya. Romantik komedi falan da oluyor. Yani ben her rolü oynayabilirim. Mesela yani. Emret Komutanım tekrar uyarlansa oynamak ister misin? İstemem. Sarp'la aran senin dediğin İstemem gibi mi? Dedi. Yoksa belki senin halüsinasyonun olabilir mi? Halüsinasyon öyle bir şey değildir artık. Ama hayır. Ama hayır. Yani şimdi belki sen de halüsinasyonumsundur. Hayır. Yani. Yani o kadar kıskanıyor demişsin ya. Filmlere bakma sen. Filmler öyle görsel olarak öyle anlatıyor. Halüsinasyon öyle bir şey değil. Halüsinasyon nasıl bir şey biliyor musun? Ben halüsinasyonları tamamen içine girmedim ama oralardan geçtim, o kafa değilim diye. Halüsinasyon ne biliyor musun? Başkasının senin hakkında hissettiği, doğada ne bileyim var olan ama çok uzak kaldığın ama nasıl ulaşırım o duyguya, o düşünceye, ne o doğada, hani doğada bildiğin bir şey ama ne onu yaratırsın falan, kendi kendine onun gerçekliğine inanırsın. Hani ne bileyim, keşiş gibi, keşiş vardır, keşiş nedir mesela, nasıl yaşar, sen keşişle ilgili bilgilere ulaşırsan bunlar halüsinasyondur. Ama bunları ben doğanın sana ulaştırdığına inanıyorum. Sarp'ın yani. Seni kıskandığına ve ama bunları yoluna... yaşıyorum yani, yaşamıyor muyum ben? Yaşıyorum, yan yanayız. Bana bunu anlarsın canım. Çok da yakışıklı bir yani, çocuk, sarışın ikisi de. Ama Sarp da yakışıklı bir çocuktur. Ama yani fark etmez ki. Tamam işte, yarışalım, güzel olan işini yaparak yarışmak, ortaya koyduklarınla yarışmak, ama yarattıklarınla mesela... yarışmaktır. Yani kız arkadaşım şimdi... Seda Akman bana gelip sana aşık olduğum gibi bir çok güzel bir incelikle beni tavlayıp takılıyor. Araya o sadece bu duyguyu kıskandığı için, anladın mı, onunla ilgilenmeye başlıyor. Ha, araya, işte şimdi bunları şey göstere göstere hiç öyle bir yapamazsın değil, yani. Göstere göstere olmaz. Hayır. Dayın işte Mustafa Altoklar diye biraz güçlüsün diye ya da benim yapımcı mısın diye. Bu benim yapımcı mısın diye bu rahatlık yani böyle bir rahatlık hayır. Böyle bir mobbing yani böyle bir eziyet yani. Gördün mü yani bir tabii şekilde? Ki gördüm yani, gruplaştırdılar da. Bağlanabilir istersen. Gruplaştırdılar da Emret Komutanım da ekipleri. Onların tavırları da öyleydi. Şimdi her şeyi Arda Kural'ın psikolojisi bozuktu da onlar öyle ol diye getirirseniz çok saçma. Tabii, çok saçma. Olay çok kolay ben olur. Onlardan sonra zaten insanın psikolojisi. Evet. Ve... Yapana değil yaptırana bak. Hayır, şimdi böyle bir şey yapıyorlar. Herkes mesela kendi görevini de iyi yapmadığı zaman birçok konuda. Mesela kuafördür, makyajdır, işte oyuncudur, kıskanıyordur bilmem ne. Bunların hepsinin senden memnuniyetsizliği vardır. Ve bunlar bir araya geldiği zaman hepsi seni beraber çekiştirirler. Aslında kendi eksikliklerini veyahut da kendi kıskançlıklarını örtbas etmek için seni suçlarlar. Bu iş böyledir. Aynen. O yüzden sana yapılanı anlıyorum ben yani. Bu her sette olur biliyor musun? Yani sette de olur, çalışma şeyinde de olur, aile içerisinde de olur. Aslında bu oluyor yani. Evet, şimdi neden konuşuyorum? Aslında ben sessiz kalmıştım. Konuşmayacaktım ama sessiz kaldıkça sessiz bu sefer... Sessiz kaldıkça o çığın altında kalıyorsun. Onun altında kalıyorsun yani. Sen hastalık yaratmışsın gibi duruyor çünkü. Evet, anlatılanlar öyle oluyor. Yani. Öyle acayip oluyor. İyi oluyor konuşma. Ben de konuşmak istiyorum. Çok anlatayım, haklısın. Herkes bilsin. Çünkü içsel bir özgürlüğe de sebep oluyor. Bu sana oluyor yara yani. Veriyor bir de yani. Aynen. Ben özgürleşeyim istiyorum. Yani herkes bilsin ne yaşadığımı. Neden psikolojimin bozuldu? Neden yani yalnız... Çünkü yalnız bir insanın üstüne öyle öbeklenerek, o kadar herkesi gruplaştırarak, bakışları değiştirerek... Yani sektörde can
şuymuş muymuş gibi. Abuk bütün bunları duydun var mı? Bir sürü ya, bir tane değil. Tamam, ben kendimi değerli hissediyorum ama bir yere kadar. Ya ben böyle şeylerden kendimi değerli hissediyorum. Demek ki çok hani tabii, göze batan bir şey. Tabii. Ha, ben evet. de bir şey var evet. ki ama ben tabii. de kendimi bilirim yani. Ben de bir şey olduğunu biliyorum. Tabii ki yetenekli olduğumu biliyorum. Bir şekilde ilgi odağıyımdır. Bilirim tavırlarımla, davranışlarımla, hislerimle kendime sonuna kadar güvenirim ve severim. Ama bir yere kadar oluyor. Yani tabii. öyle duruyorsun, bu sefer öyle duramazsın. Yani o zaman varlık mı göstermeyeceğiz biz yani? Hep bir toplumsal baskı. Hepimize neler yapıldı aslında. İşte Arda bazılarının bir, neler ruh hali bilsen. Güçlü olunca onu yırtıyorsun. Evet. Ama senin gibi daha naif olduğunda evet. ruhun hazır değilse ki ama çok genç bir yaşta. Yapımcım yani dayım yapımcım diye de böyle bir şey yapamam yani kimse. O yapabilir. İşte yaptı. O yapabilir. Ben güçlü olacağım. Bir yerde gruplaştı. Herkes yani. Olabilir. Dayanamadı. Aynen. Sen güçlü olacaksın, anladın mı? Namaz ama işte tabii şimdi. Çok zor. Dini tanımak istedim yani, çünkü Tanrımı çok seviyorum, Allah'ı çok seviyorum. O dönemde bir de çok fazla yargı vardı dine karşı, işte İslam'a karşı. Gerek dünya üzerinde gerek Türkiye'de çok yeriliyordu, çok aşağılanıyordu, çok incitiliyordu. O yani din mevzu zamanları, insanlar, tarikatlar, marikatlar, aynen çok eski tarikatlar, marikatlar. Yani öyle bir yargı, öyle bir pencere oluşturulmuştu dine karşı. Bense yani çok masum bir şekilde İslam, hani bu benim dinim, bunu tanısam. Öğrendim. Çünkü bir kere dünyaya geliyorum falan diye düşünüyorum. Bunların hepsini yapmam gerekiyor. Yani Tanrı'nın benden istediklerini yapayım ve onunla yakınlaşayım. Çünkü evrensel enerji yaratan kudret nasıl bir şey ki hepimiz içindeyiz. Hani dokunmak için elim var, görmek için gözüm var falan. Her şey yerli yerinde, o kadar kusursuz yaratılmış. Kadınla erkek diye bir şey var. Üçüncü bir cinsiyet yok, bir yaratı yok. Yani her şeye baktığım zaman o kadar güzel görünüyor ki gözüme. Sen tabii çok derin de düşünen bir tabii, adamsın. Tabii. Gördüğüm kadarıyla zekâsı şimdi tabii. Var, bütün bu her şeyin anlamı ne çok falan. Çok derin düşünüyorsun. Aynen. Tabii bazen biz sana uzak kalabiliyoruz. Haklısın. Değişik bir adamsın. Ya biliyorum. Biliyorum. Hoşuma gidiyor. Peki namaz yani. Kıldın mı? Yani sette mi? Zekatlar geldiği zaman, evet. yani zaman namaz saati geldiği zaman haliyle ara istiyorsun ya da boşlukları zamanı tabii, ya da cumaya gitmek işte, için gibi cuma izin namazına gitmez mesela ama, izin istenir ya gidilir. Ben işte şey diyorum hani namaz kılacağım 10 dakika falan. Ne bileyim hemen gene bakışlar böyle tuhaf. Yani o davranışları ben bunu açıklamak zorundayım. Aynen. Yani ne alakası var ya, benim gerçekliğimi al kardeşim beni. Mesela çok merak ediyorsan, eğer kötü niyetin yoksa, yani gerçekten hani normal bir davranışın söz konusu olsa gelirsin sorarsın. Yani niye namaz kılıyorsun? Herkes hani din öyle bakılmıyor, insanlar Allah'la ilgili öyle. Herkes özgür. Yani bunu merak ediyorsan yani, anladın mı? Niye sor? Ne hissediyorsun Arda de? Ya sizler namaz kılıyorsun ama anladın mı? Merak et. Mesela oradan, neden kılıyorsun? Oradan yarışacaksan. Bana da bir bilgi geçsin mesela. Yarışacaksan onu yap. Oradan kurnazlık et. Hani kafayı bul. Oradan yürü. Anladın mı? Yani aşağılamaya çalışmak. Peki bu setlerde sonra yaptığın bir şey miydi acaba? Sonradan mı namaz kılmaya başladın da? Ya Emret Komutanım döneminde işte. Emret Komutanım döneminde namaz kılıyor. Çağırıyordu çünkü ben ezan duymuştum. Allah beni çağırdı. Ben biliyorum, hissettim. Yani ne zaman Arda? Bak çok gençsin, bu yaşlarda yap, tanı. Kimle paylaştın çünkü bunu? Bir şey vermiyor değiliz. Bunu kendi olarak. İçsel olarak. Şimdi İslam insanı, yani dinin insana bir şey kazandırmıyor değil. Yani olur yaratılmış ya? Varlık ki. Olarak oluşmuş tabii olan her şey insana bir şey kazandırıyor. Ben de kazanmak için dinimi istiyorum. Yani havasını da atarım yani, o kadar da bağlıyımdır. Ne var bunda yani? Ne var? Hiçbir şey yok. Ya tabii arayışta da oluyor insan. Yine söylüyorum, bu aileden küçüklükten itibaren çok fazla mesela mutlu olamayan çocuklarda bir arayış da oluyor. Evet, Arda da bir şeye o arayış sığınmak içinde. Aslında iyi bir dost bulamamış, evet. sığınamamış. İyi bir belki de eş bulamamış, sığınamamış. Aileye tam istediği anlamaya çok da sevse de yok, çok yani mutluyum ben, çok güzel takılıyordum, bozuldu. Hayır, arayış da değil yani. Ben sadece resmen o sorumluluğumu yerine getirmek istedim yani. Dini tanımak istedim, Tanrı'ya yakınlaşmak istedim, her şey hakkında düşünmek istedim. Hala devam ediyor musun yoksa o dönemde mi kaldın? Yok, o dönem düşünüyorsun sonra bitiyor kaldın. Yani hani artık alacağım bir şey kalmıyor. Çünkü ben evrensel yaratıyı da çözümlemiştim kafamda. Kendime dair olarak tabii ki. Hani herkesin bilgisi ve algısı gördüğü kadarıyladır, yarattığı kadarıyladır, düşündüğü kadarıyladır. Ben kendim tatmin olacak şekilde her şeyden memnun oldum. Kendini anladım. Normal bir ya insan olarak her görüyor musun? Ait olduğunu, ne olduğunu merak etmek istemiştim. Kendini normal bir insan olarak görüyor musun? Ya da kendini nasıl görüyorsun?
Yani normal değilim, evet. Normal değilim ama... Arto'ya göre normal olmayabilirsin. Hayır, zaten kendi de söylüyor. Sıra dışı görüyorum. Çünkü Arto bizim anormaldir. Hayır, normal olmak ne demek bir kere? İşte ben onu anlıyor ne açıklaması demek var bende. Neden sıra dışı olduğumu biliyorum. Ben çok normalimdir ama hayatta o normallik yaşanmadığı için ben sıra dışı kalıyorumdur. Şimdi dine girmem çok normal bir şey. Aslında olması gereken bir beklenen ama evet. Yaşam o değil. Hepsini yaşadım. Konjonktür farklı. Varlığınla ilgili, ait olduğun her şeyle ilgili düşünmek normal. İnsan normal. Bir kere dünyaya giriyor. Belki de bütün sorumluluğu bu. Ama insan bunu yapmıyor. Bütün filozofların varlık sorgulamasıyla filozof işte, olduğunu aslında tabii, biliyoruz değil mi? Yani? O yüzden hani evet. Bizden daha ayrı. Daha özel belki de. Ben normal yaşıyorum, insanlar sıra dışı. O yüzden ben sıra dışı, insanlar normal gibi. Oluyor yani. Öyle çok oluyor. Sıra dışı halim o. Peki kalbinde birileri var mı? Yok. Düşünür müsün? Yok, bilmiyorum. Ya aşk yaşamam herhalde. Yıldız'a bir daha olmaz herhalde değil mi? Yıldız'a yok, olmaz. Bitirdik biz. Zaten bitirdik. Son bitirdin zaten. Tabii, kızı da bitirdin. Maşallah, aferin sana. Kız da bitirdi, beni aldattın deyip mitin milletin ortasında. Güzel bir intikam oldu. Tebrik ediyorum. Gerçek bir intikam oldu. Kadınlar günü bayağı soğuk yedim yani. Ben var ya şok oldum. Şok oldum yani. Canım yani o zaman da şey aldatmaktan şey, utanmamıştı bu. Onu söylemekten evet, mi utanacak? Şey yani? Tabii orası bir de Arda'dan hiç beklemiyorduk. Büyük evet, ters köşe. Yani. Kötü bir şey yaptığı isim değil ki. Ben ya. Yıldız'ın ne yaptığını biliyorum yani. Onun bütün derdi, ben bunu biliyorum. O bana kötülük olsun diye ya da kendisi hani ahlaksız bir insan olduğu için senin değil. Senin canını acıtmak için tabii miydi ki o? Seviyorum ama çok fazla seviyorum. Çok fazla etrafında. Acaba acı da çeker mi? Acaba kaybetmekten korkar mı gibi garip saplantıları vardı Yıldız'ın bir yani. Bir de bu yakışıklı bir adam ya şimdi bunun tabii çok etrafında kız vardı. Kız bana acı verdi. Bak benim de var. Bak bana da bakıyorlar. Sen Leonardo'ysan ben de işte bilmem Angelina Jolie'yim neyse ne. Bir de senin şimdi bu fotoğraflarını ve eski ama. Hani bu sistemdeki görüntülerini gördükçe senin kıskanılmaman tabii. Mümkün değil. Mümkün çünkü değil. Sen dünya standartında bir fizik ve fizyonomiye sahipsin. Burada mesela herkes birbirine benziyor birçok oyuncu. Evet ama evet. Sende evet bir senin muadilin yoktu var. Mesela. Muadilin yok. Dolayısıyla senin kıskanılman da o kadar normal ki bundan sonrası için de normal. O yüzden çok fazla en azından şimdiden sonra bence deneyimledin ve bu kadar çok takmayacaksın diye düşünüyorum. Artık takmam tabii ki. Yani çünkü psikolojik destek açtım. Alıyor musun? Psikolojik destek yok. Yani ilaçları da bırakmıştım. Yani 3 sene önce falan benim psikolojik neden bozuk yani biliyor musun Arto? Daha derin düşünüyor ya. Bizden çok daha duygusal. Ama yaşı da aldı. Anladın şimdi. Mı ne demek yaş da büyüdü şimdi artık. O kadar basit sırf ki bak. Ona hani evet. Onun yanındayım çünkü. Hani o anlamda evet, soruyorum. Evet, evet. Hani bazen biz senin kadar derin düşünmüyoruz. Dolayısıyla ruhumuz daha az acıyor ya. Ben düşünüyorum sen. Ben o aynı fikirdeyim. Yani tamam. Düşünüyor yani. Aynı. İnsan sadece bildirmez. Bildirince sıkıntı oluyor. Yani bildirmemek gerek aslında. Herkes içinde yaşamalı ama o benim hatamdı ya. Ben açıyordum yani. Bir de insanlar da faydalansın. Çünkü aslında düşünmektir derim. Sonuç olarak en güzel meziyetlere insanlar düşündükten sonra ulaşabiliyor. Çünkü bilgiye de düşünerek ulaşırız. Yani öğrenimle ulaşılan bilgi de vardır ama onlar da düşünceden doğar. Yani sen bir yerden okursun, öğrenirsin, o bilgiyi edinirsin ama düşünerek yarattığın, oluşturduğun gerçeklerin kanıtları sana öyle bir bilgi olarak dönüyor ki bu seni yani geliştiriyor, olgunlaştırıyor. Şimdi mesela detaylı. Yapımcılarda kafalarında soru işareti var mıdır diye merak ediyorum. Seninle çalışmak isteyip de acaba Arda yani öyle bir lanse edildi ki çünkü Arda. Senden sorun. İyi ki açıklamalı zaten. Konuşmalı insan. Susmamalı. Yani acaba Arda'yı yarın öbür gün sete döndürdüğümüzde Arda problem çıkarır mı? Ben sette hiçbir zaman problem yaşamadım. Benim yaşadığım şeyler hayatımla ilgiliydi. Ben yani normalde problemli biri değilim ki. Yani bırakıp gider misin seti hayır, ya alakası, da işte bu yok değil değil mi? O şeyler izlenimler i̇şte bunu yarattılar işte bunu yaptılar. Bana bu şekilde bir bakış sağlandı siz bile hala o bakıştasınız. Ben, hayır, ben o bakışta değilim tam tersi o bakışta olmadığım ve sana bunu yapıştırılmak istendiğini anladığım için senin bu anlamda söyleyecek bir şeylerin olmasını istiyorum ki yani, insanlardaki bu ön yargı gitsin diye. Güzel de anlatıyorsun. Öyle bir şey yok yani psikolojik rahatsızlık. Olsa eğer yani o rahatsızlık döneminde olsa tabii ki işimi yapmazdım ki yapmadım zaten. Yani çalışmak istemem, ezberlemek istemem. Ne bileyim ben başka şeylerle ilgilenmek istiyorum. Kendimle ilgilenmek istiyorum. Duygularımla ilgilenmek istiyorum. Düşüncelerimle, beklentilerim var. Bana öyle davranılmasın gibi. Tabii ki
o duygular vardı. Ama ben işimden soğumuştum. Çünkü çevremden de soğumuştum. Oradaki o ortam, o kadar basit bir şey ki sana salak diyorlar, aptal diyorlar, yeteneksiz diyorlar, çirkin diyorlar, başarısız diyorlar. Kötü bir insan, kötü bir insan, kötü bir insansın diyorlar, nefret edip seni alındırıyorlar. Sen de bunun altında derinlik arıyorsun. Ben neden salak olabilirim? Neden kötü bir insan olabilirim? Bundan başka bir şey. Bu da psikolojinin bozuk olması oluyor. Yani mutsuz olman oluyor. Çünkü açmak istersin kendini, yaşamak istersin, yeteneğini ortaya koymak istersin. Ne bileyim, sanatını yapmak istersin. Bunun devamlı için bir özgürlük istersin. Evet. Ama sürekli bu düşüncelerle ilgileniyorsan o senin psikolojinin bozuk olduğu anlamına geliyor. Ama psikolojinin bozuk olduğu insanlara zarar vermek, onlarla uğraşmak demek canım. Değil yani. Kendine evet. Zarar verdin mi hiç fiziksel? Hayır canım. Hiç. Hayır. Çok güzel. Sokağa hiç oralarda değilken böyle tanımış. Sokağa yani. Düşmedim. O da öyle gösterildi. Evet, çünkü sokağa tercih etmişsin gibi. Hayır hayır. Benim sokakla ilgili bir tek tecrübem annemin 3 gün uzaklaştırması. Bir o mu? Ondan başka sokağa düşmem yani. İnsan sokakta yaşamaz. Yani sokağa kimse gitmez yani. Tercih de edebilirsin. Bazı şeyleri deneyimleyebilirsin. Denemekse zaten öyle bir yapım vardır. Denerim hep. Evet. Yani deneyimlerim ama sokak değildir yani. Sokak bir şey söyleyeyim. Sokak zor. Neyi deneyimleyebilirsin? Birçok şey anlatsam bitiremem. Yani bir iki tane söylesene bize. Marjinal şey, böyle. Şu an ben 40 yaşıma kadar, şu yaşıma kadar her şeyi deneyimledim. Çok her yolun insanıyım diyebilirim. Her ortamdan geçmişimdir ama bunu isteyerek, kasten yaşamak istediğim için. Ama hiçbir şeyi alışkanlık haline getirmedin. Hiçbir yolu. Ya işte şu ana kadar yaşadıklarımın hepsi de öyle. İşte psikolojimin bozuk olmasına takılmazsa aslında benim yaptıklarım çok... Valla son derece zeki konuşuyorsun. Ya tabii psikoloji insan mutsuz yani. Oluyor, psikolojisi bozuk oluyor ama çok önemli şeyler değil. Sadece öfke bozukluğu. Yani tepki vermek istiyorsun, veremiyorsun. Aklına geldikçe ne yapacağım falan diyorsun. En sonunda şuna ulaşıyorsun. Yani kendi içimde bunu çözmem gerekiyor. Kendimde eksiklerimi tamamlayayım. Çok doğru. Yani avantajıma döndürdüm yani. Salak salak diyorlarsa ne kadar salağım ona bakayım, onları düzelteyim. Tabii ki tam tersi ne yani. Kadar ya da salak mısın? Sen yani, bazı yani, insanlar için ciddi bir tehdit olmuşsun. Onlar evet, da seni bastırmaya çalışmışlar çok belli. Magazin izliyor musun? O baskı da doğru yani, olmuş. Televizyonla aramayı değil izlemiyorum ama. Gülşen'i izledin mi dansını? İzlemedim. Aa, sana soracaktık. Bir erkek olarak nasıl görüyorsun? Erkek? Görmedim, izlemedim. Belki şey? Hazırlarlar. Nasıl sana bir şey? Sormuş oluruz. Nasıl bir şey? Birazdan gösterelim nasıl bir şey. Kıskanç mısındır? Kıskancım. Aa, hiç göstermeyelim o zaman. Sarışın, esmer... Ne seversin? Mesela ne kadında ne hayır yani bir kız arkadaşın olsa bir kız arkadaşın olsa ilk kriterin ilk nedir? İlk baktığın şey beni nedir? Beni etkileyebiliyorsa tipine ondan sonra bakıyorum yani. Nasıl ama etkilemesi neyle oluyor? Tiple değil. Yani beğenine ben çirkin mi? Başkalarının bir takım insanların farklı insanların çirkin diyebileceği o potansiyelle görebileceği insanlara da ilgi duyabiliyorum. Benim öyle bir film var. Mesela işiyle alakalı bir el hareketi bir kadının ne bileyim dişçidir. Öyle bir diş yapıyordur ki bir el hareketi, bir ustalığı falan hemen hoşuma gidiyor. İnsan sevmeye yer arıyorsun. Evet, ilginçmiş. Evet. Yani